Uğur hocam, Mausa dediğimizde tabii surlar içi ve surlar içerisindeki o kültürel miras, Sın dışında en önemli varlığımız aslında Baykal bölgesi ve modernitenin kendini en baskın bir şekilde gösterdiği bir merkez aslında Baykal, değil mi? Buradan başlayalım dilerseniz. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Bizim böyle 2300 yıllık bir geçmişi olan, 2300 yıllık bir kent olan Mausa'mıza hoş geldiniz. Sizin dediğiniz gibi tabii bir taraftan bir tarihimiz var, bir taraftan da yeni gelişmiş bölgelerimiz vardır. Evet, Baykal çok önemlidir. Özellikle de 74 öncesinde Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları 3 ana bölgeden biriydi. Ve esas tercih edilen bir bölgeydi. Nedeni de tabii ki merkeze yakın olması. Sizin de aktardığınız gibi tabii ki burada 74 öncesinde modern mimarinin bir takım izlerini yakalayabiliyoruz. Öncü diyebilir miyiz Mausa için? Olabilir, öncü olabilir. Diğer bölgeler daha geride kalmış bir bölgelerdi. Öncülük şöyle aslında, burada bir ilk belli bir dönemde yapılmış toplu konutlar vardı. Onlar da gene modern mimarinin özelliklerini taşıyan oranlarıyla, yalınlıklarıyla ve sıra ev niteliğinde çok dokusu ve karakteri olan evlerdi. Onlar bir karakteristik özellik taşıyorlardı bölgeye. Fakat bu bölgede tabii ki yani ben bizim binaya döneceğiz tabii ki ama dönmeden önce de bu bölgenin en önemli binası aslında 1950'lerin sonunda yapılmış olan karşınızdaki ayakta duran, şu anda ayakta duran binadır. Evet. Şimdi bu binanın duygusal olarak da bende farklı bir öyküsü vardı. Evet, nedir? Evet, öncelikle tabii ki bu bina benim eşimin doğduğu binadır. Yani böyle bir özelliği var. Fakat ondan önce Avukat Osman Evi olarak biliniyor bina. 1950'lerin sonunda yapılmıştır. Hakkı Atun'un ilk mimari projesi. Bu çok önemli. Evet. Ve Hakkı Atun'da hala daha orijinal el çizimleri duruyor. Hakkı Atun'un defalarca yaptığımız röportajında bize aktardığı, bu binayı yaptıktan sonra güneyden mimar arkadaşlarını getirip bu binayı gösterip sürekli olarak övgüler aldığıydı. Evet, tabii bu tür tasarımlar aslında bir emsal teşkil ediyor. Yani yerellikten uzaklaşan, moderne yaklaşan Kıbrıslıların aslında öğrendikleri var birbirlerinden. Mimarların veya talep eden müşterilerin, değil mi? Evet, kesinlikle. Ve yani bu Mausa için Lefkoşa'da o dönemde yapılmış. Ahmet Bahattin'in de bir sürü modern mimari eserleri vardı. Fakat Mausa'da ilk olma özelliğini taşıyordu. Bir Kıbrıslı Türk mimar tarafından yapılması. Tabii yanı başımızda Maraş vardı. Orada modern mimarinin izleri görülüyordu. Fakat Türk bölgesi dediğimiz bölge için ve Türk mimarı tarafından tasarlanmış Mausa'daki ilk modern mimari akımının örneği olarak nitelendirebiliriz bu binayı. Şimdi bu binanın bir ikinci ilginç yanı da 1950'lerin sonunda bitmiş. Fakat 1980'lerde üst katının yapılmasına karar verilmiş. Orada da Hakkı Atun artık politikaya girdiği ve mesleğini yapmadığı için ve kardeşi Burhan Atun da devlet dairesinden emekli olduğu için üst katta Burhan Atun'un ilk projesi olarak yer alıyor. Öyle de bir hikayesi vardı. Çok güzel bir hikaye. Evet. Binanın ayrıca bir takım ağaçları önünde şu anda tabii ki yani 59'da yapıldığını düşünürsek yaşı ortada ama bir takım evet. Binalarının eşimin babası avukattı ve Maraş Belediye Başkanı, şu anda adını hatırlayamayacağım, çok yakın arkadaşıydı. Oradaki bir takım ağaçların buraya da hediye edilmesiyle oluşmuştu. Öndeki ağaçlar ve diğer ağaçlar. Öyle evet. Bir öyküsü var binanın. Evet, tabii bina tasarlanırken görebildiğimiz Akdeniz modernizmine uygun unsurlar var. Özellikle
güneş kırıcılar. Evet. Binanın cephesi mutlaka önemliydi. Ve buna uygun da aydınlatmalar yaratılmış. Dilerseniz bize biraz bu unsurlardan bahsederseniz. Evet, yani modern mimarinin en büyük özelliği zaten yalınlıktı. Yani daha önceki klasik akımlara tepki olarak doğmuştu ve oranlar ve yalınlık üzerine ortaya çıkmıştı. Ve düz çatı konseptiyle. Dediğiniz gibi giriş tanımından başlayarak kullanılan elemanların süs elemanı değil, kullanıcı eleman, fonksiyonel eleman olmalarından dolayı bu oldukça değerli bir binadır. Evet. Ve tam karşısında böyle bir bina tasarlandı. Ve bu bir karşı duruştu. Ön görüşmemizde bu şekilde söylediniz. Evet. Neden bir karşı duruş? Şimdi karşı duruş, niye karşı duruştu? Şimdi bu bina çok ilginç. Tabii yani güzel bir tesadüf oldu bu Ocak ayında bunu çekiyor olmamız. 15 Ocak 1996 yılında eve taşındık. Yani 28 yıl oldu aslında bu evde yaşayarak. Ve 3 yılda öncesini koyarsak aslında 30 yıllık bir hikayesi var. Tasarım aşamasından başlamış bir hikayesi var. Benim açımdan çok önemli çünkü ilk projemdi. Üniversiteyi bitirdim, geldim, işte doktora yapıyorum o dönemde ve ilk projem olacaktı. Kendi evimdi. Kendi evim olduğu için de aslında mal sahibi de bendim, uygulayıcı da bendim, tasarımcı da bendim. Onun için limitasyonlar çok fazla değildi. Evet. Yani çok esnek bir alan içinde ama kendime belli kriterler koymam gerekiyordu. Şimdi burada baş kaldırı dedik, bu çok önemlidir. 95-96 yılları hayal edecek olursak, maalesef Kıbrıslı Türklerden diyeyim çünkü o dönemde güneyi gözlemleme imkanımız yoktu. Kıbrıslı Türkler, Adalılar tabir yerindeyse bir halk ağzından söyleyecek ve yer evlerini terk edip apartmanlarda yaşama özentisinin başladığı bir dönemdi. Evet, müstakilden kompakt yaşantıya geçiş. Aynen öyle. Yani halbuki adalıyız, toprakla bir arada yaşayan bir kültürümüz vardır. Evet. Fakat öyle bir akım oluşmuştu ve herkes yer evini terk edip apartmanlara taşınmaya başladılar. Hanaylar vardı. Evet, daha da eskiye baktığımızda hanay ama toprakla bütünleşmiş evet. Hanaylar. Evet, böyle bir apartmanlaşma süreci hem Mausa'da başlıyor hem de insanlar yaşam şekli olarak apartmanda yaşamaya başlıyorlar. Bu bizim kültürümüze, bizim yaşamımıza uyan bir şey değildi. Onun için de biz kendimize karar verdik, bu arsa bizimdi ve buraya biz tekrar Kıbrıs kültürünü geri getirtecek, bu apartmanlaşmaya ya bir başkaldırı oluşturacak bir bina yapacaktık. Evet. Onun için de o dönemde bu ölçekte yapılmış çok fazla ev yoktu. İlk olma özelliği de vardı bu evin. Burada tabii ki ikiye ayrılmıştı aslında. Onu da söyleyeyim. İnsanlar proje bittikten sonra süreç içinde de bir grup çok beğendi. Güzel, bu ev güzel diyor. Fakat bir grup da yok, yine halk ağzından. Arsayı körlediniz. Yani bunu da vurgulamak istiyorum. Neden? Çünkü buraya 6 dükkan, üstü de 4 kat. Evet. 6 tane kat sınırı ve metrekare sınırı. Evet, halbuki dokuya da baktığınızda bozulmamış bir sokak var burada. Hep 2 katların devam evet, ettiği. Sokaktan bahsedelim diyecektim evet. Zaten. Evet. Çünkü bu ev sokakla bütünleşen bir ev. Evet. Konut. Evet, şimdi o da orada da işte yani tam köşe noktasıydı aslında. Artık Baykal'ın bir başlangıç noktası olacaktı yeni baştan. Yapılaşmalar olmuştu, apartmanlaşmalar olmuştu ama o kimliğini korumak, en azından bizim sokakta olan o 2 katlı bina kimliğini korumak, bir de bu bölgenin karakterini bununla bütünleştirmek istedik. Şimdi zor olan nokta demin de bahsettiğimiz gibi karşıda gerçekten o döneme damgasını vurmuş çok değerli bir mimari eser duruyordu. Tabii. Ve ben yapacağım tasarım hem bütün bu iddialar üzerine kurgulanmış olacaktı hem de karşıdaki evle yarışmayacak, dengeleyecek. Fakat saygı da gösterecek. Evet, dengeleyecek, saygı gösterecek ama bu binanın da bir kimliği olacaktı. Tabii. Ve böyle bir hareketle. Böyle bir yolculuğa çıkıp evimi yaptım. Yani evet. Belli bir konsept üzerinden. Peki bina cephesi, ön cephesini neden doğuya seçtiniz?
Onlar tabii ki tamamen yani onlar aslında ben... Böyle çünkü bina... köşe bir arsadayız. Evet. Ben binanın aslında değerlendirmesi, mimari görüşlerine çok değer verdiğim sevgili Kemal'a bırakmak isteyeceğim. Ama şöyle söyleyeyim. Tabii ki yaşam çok önemli. Yaşam yani sadece görsel bir şey tasarlamıyorsunuz. Onun detaylarını gerçekten ben de merak ediyorum. Bu evi Kemal nasıl değerlendirecek, nasıl yorumlayacak? Şimdi tabii yaşam çok önemli. Burada bir yaşam söz konusudur. Bir iklim var burada. Biliyoruz güneşimizin doğduğu ve battığı bir yön vardır. Güneş hareketi vardır. Bir de tabii yolun trafiğin getirdiği gereksinimler vardır. Var. Akış vardır. Ondan dolayı yani evin genel kurgusu ondan dolayı kendiliğinden oluştu aslında. Biraz arsada bulunmak, biraz çevreyi tanımak, ulaşımını bilmek, bölgenin akışını bilmek, iklimini bilmek, Kıbrıs'ı bilmek böyle. Peki Akdeniz iklimine uygun bir ev mi? Şimdi bu aslında Kemal'ın uzmanlık alanıdır. İklim konuları özellikle sürdürülebilirlik konusunda. Ama kullanıcı olarak... Şimdi kullanıcı olarak... İlkileriniz ne? Şimdi kullanıcı olarak tabii ki objektif ne kadar olabilirim bilmiyorum. Kendi tasarımdır ama gerçekten 30 yıla yakındır diyoruz. İşte tam 28. yılımızdır. Güneşin kontrolü, her odayı yaşayabilmek. Yani süs mekanları yaratılmadı. Yaşayan mekanlar yaratıldı. Biraz sonra birlikte de gezeriz. Yani kendime göre kendi kültürü, yaşam şeklimizi iyi analiz etmeye çalıştım. Öngörmeye çalıştım. Yani işte çocuklarım olacak, onların da bir rahat yaşamı olacak bir şey olsun. Dış mekanla iletişim içinde olacak. Yani açıkla, bahçeyle iletişim içinde olacak bir ev olsun. Çünkü benim karakterim, ben kapalı bir mekanda yaşayamam. Yani ben kapalılık fobisi olan da bir insanım. Onun için her tarafın açık olması lazım. Aydınlık. Benim için. Evet, aydınlık. Dışla iletişim kurmanız gerekiyor. Yani tabii ki yani Okan'la da birlikte tartışmalarımız oldu. Önceleri yani onun da kritikleri oldu. Ben ana işte bir giriş, garaj girişini şuradan yapayım diye düşünürken o trafik akışından dolayı beni yönlendirip farklı yöne doğru verdi. Öyle bir de bu bina yapılırken eşimin daha hastaneye taşınmamıştı. Kliniği vardı. Onun için evi de aslında bir ana giriş burada. Klinik girişi de diğer taraftan olacak şekilde kurgulamıştık. Ama zaman içinde tabii ki mekanlarda bir takım oldu. Değişiklikler oldu. Fakat en önemlisi evin enerji akışı ve bahçeyle bütünleşik tutumu gayet net ortada. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kemal Hocam, Uğur Hocam'dan sonra en zor görev size düşüyor aslında. Bu binanın, bu tasarımın Akdeniz modernizmini yansıtan unsurlarını anlatmak size düşecek. Ama en önemlisi binanın karakteristiği, modernizm. Modernizm dediğimizde, Akdeniz modernizmi dediğimizde bu tasarımda öne çıkan unsurlar ne? Şimdi tabii her şeyden önce benim mimarlık kariyerimin nerede başlamasında en önemli adımları atan Uğur Hoca'dır. O yüzden bugüne kadar bana kazandırdıklarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve yani modern mimarlığı algılamak açısından da ilk öğrendiğim şeylerin de aslında bütün
mimarlık yaşamım boyunca kullandığım bilgiler ve tecrübeler olduğunu her zaman söylerim. O yüzden kendisine çok teşekkür ederim. Evet, bunu yorumlamak çok keyifli olur aslında. Çünkü bu ev gerçek bir modern Akdeniz evi. Yani çok geleneksel unsurları da barındırıyor. Çok modern malzemeleri de barındırıyor. Modernizmin çok dinamik unsurlarını da barındırıyor iç mekanlarda. Ve aynı zamanda çok yerel, sokakla ilişkisi çok iyi kurulmuş, komşu binalarla ilişkisi çok iyi dengelenmiş bir konut. Evet. Giriş nasıl tanımlanmış? Giriş bir kere yoldan ve karşıda biraz önce bahsettiğimiz değerli Hakkı Hatun'un yapısına saygı duruşu olarak biraz tabii geriye çekilmiş ve olabildiğince sessizleştirilmiş. Yani burada traverten kaplı bir giriş görüyoruz ve işte giriş bizi buradan içeriye alıyor sessizce. Ve yani genel olarak baktığımızda da bu cephenin yani bahçeye olan açıklıklarıyla birlikte girişi tamamen sessizleştiren bir şeyi var, akışı var. Ve sizi içeriye davet eden bir koridor var burada. Evet, bizi içeriye davet eden. Ve içeriye girdiğimizde de sürprizlerle dolu iç mekanı algılamamızı sağlayan bir durum. İçeriye girer girmez buranın bir üst katı var dedirten merdivenler ve ahşap. Doğrudur. İçeriye girer girmez işte biraz önce sürprizlerle dolu olduğunu söylediğim budur. Çünkü sokaktan yani ne bu cepheden ne de öbür cepheden bu köşede dolaştığımız zaman... Bu duvarların ardında nasıl bir yapı olduğunu asla tahmin edemeyiz. Yani şöyle yerel mimarideki örneklerde de olduğu gibi dışarıya biraz daha kapalı fakat içeride iç bahçeleri barındıran konutlardan bahsedebiliriz. Ve burada da öyle bir iç bahçe var aslında. Ve kapıdan girdiğimiz zaman evet ahşap bir merdiven var, iç bahçeyi görüyoruz ve... konutun diğer alanlarına yönlendirilebiliyoruz. Hocam içeriye girdiğimde karşımda merdivenleri gördüğüm zaman privacy üst kattadır, özel alan üst kattadır. Evet. Ve benim sağa veya sola dönmem gerektiğini bana hissettiriyor. öyledir, evet. Ve güneşi alan hem güneye hem doğuya bakan bir güneşlik bir alan. Güneşlik alandan şöyle bahsedebiliriz. Gene Kıbrıs, daha doğrusu Akdeniz mimarisine baktığımız zaman Akdeniz ikliminde güneşlik alanlarına ihtiyacımız var. Çünkü kış aylarında özellikle mekanları orada biriken sıcak havayla doğal olarak herhangi bir enerji harcamadan ısıtabiliyor olmak mümkündür. Evet, ekolojik bir çözüm. Evet, ekolojik bir çözümdür. Yani çok geçmişten gelen ve burada da öyle bir durum söz konusudur. Ve bu lokasyon olarak tam köşede aslında yer alıyor. Çünkü biraz önce gene şu bir karşıdaki binayla ilişkisine ve sokak dokusuyla ilişkisine ilişkisini incelediğimizde bu konutun hani hem ihtiyaçtan doğan arka bölümde diğer sokaktan girilen bir otopark. Otopark artı bir de hani doktor evi olduğu için klinik de söz konusuydu. Muayenehane vardı. Dolayısıyla iki taraftan da aktif bir cephesi var bu binanın. Bu taraf biraz daha sessizdir. Dediğim gibi şu karşıdaki binaya bir saygı duruşu olarak. Fakat öbür taraftan incelediğimiz zaman o cephede gene sokak dokusuna uygun pencere boyutları, oranları, sur içindeki Venedik yapılarından aslında esinlenilerek, örnek alınarak tam Kıbrıs'a uygun açıklık boyutlarıyla tasarlanmış bir sokak cephesi de evin öbür tarafındadır. Ve tam bu iki cephenin birleştiği noktada da bu güneşlik alan var. Aslında buraya modern bir yorum getirdiğimiz zaman yani... İki tane karakteri olan, birbirine uyumlu iki karakteri olan cephe aslında orada transparan bir elemanla
bir araya getirmiş. Çok iyi sentezlenmiş. Yani aslında bu konutun genelinde öyle bir durum var. Genelde şöyle, bu daha fazla iç mekanların açık olarak seyrettiği, seviye kod farklarıyla. Açık ama hareket var bina içerisinde tabii hocam. Tabii ki kod farkları var. Renk kullanılmış duvarlarda ve tavanlarda da olmak üzere. Bazı yapı elemanları, açık mekanları tanımlayıcı olarak birbirinden ayırmış. Ve iç bahçe unsuru da var. Dolayısıyla burada yüzeyler... aslında hiçbir yüzey birbirinin karakterini bozmadan transparan elemanlarla birbirinden ayrılıyor ve hepsi bir araya geldiğinde bu iç bahçeyi ve bu konutun aslında o iç bahçedeki yaşamın etrafına şekillenmiş iç mekanları bir araya getiriyor. Ve bu da onu tam bir Akdeniz evi yapıyor aslında. Ve iç bahçe gölge bir alan. Evet. Gölgede bırakılmış bir alan çünkü orayı yazın kullanıyor. Tabii ki yazın. Kullanıcı. Ve tabii ki açıklıklar, işte pencereler, iç mekanla dış mekanı çok güzel aslında birleştiriyor. Yani bir adım ötesi dışarısıdır, bir adım ötesi içerisidir. Ve tabii ki rüzgar yönlerine de baktığımızda hani Mausa'da ya da bu bölgede rüzgar güneşle birlikte hareket ediyor aslında. Ve akşam rüzgarı iç bahçe tarafından. Yazın mı bu şekildedir yoksa hep mi böyledir? Yazın bu şekildedir. Kışın soğuk rüzgarlar kuzey tarafından geliyor Mausa bölgesinde. Ama Kıbrıs'ın çeşitli yerlerindeki bu yerel yönlendirmeler tabii coğrafi koşullara göre değişiyor. Mausa için söylüyorum bunu. Ama hani evet biliyoruz genelde hani Lefkoşa'da da akşamları batıdan geliyor ama Lefkoşa'da. Gündüz rüzgarının yönü dağlardan dolayı değişiyor. İşte Girne'de gündüz rüzgarı gene dağların yapısından dolayı yönü değişiyor gibi farklılıklar var. Mausa'da da sabah saatlerinde doğudan başlayıp güneye doğru ve akşam da batıdan gelerek seyrediyor rüzgar. Evet ve malzemelerden bahsedelim hocam. Bina içerisinde ahşap evet. Görüyoruz ve merdivenler de bu ahşabın büyük bir bölümünü oluşturuyor. Evet bu yüksek tavanlı galerili bir ev. Yani tavanlar iklimsel koşullara çok uygun olarak yükseltilmiş. Dolayısıyla bu yüksekliklerden yararlanılarak galeri mekanları oluşturulmuş. Ve görsel bir iletişim var aslında üst katla alt kat arasında. Yani bunu da böyle bir şeyle hani Kıbrıslıların birbiriyle iletişimi çok iyidir diye baktığımızda aslında yani öyle bir görsel bağın da sosyal evin içindeki sosyal ilişkileri birbiriyle bağlaması açısından önemli güzel esprilerdir aslında evet ve bu evde içeride görebiliriz ahşap bir sendekatın bir bölümü ahşaptır. Ve ahşap merdivenlere geliyor. Ahşap merdivenler iç bahçeyi görerek iniyor. Burada gene geleneksel Kıbrıs evlerindeki merdivenler, içerideki merdivenler çoğu zaman hani ahşap olabiliyor. Ve yani o ses özelliği de hani evin içindeki bir yaşamı bu ahşabın sesi de ayak sesleri de aslında destekliyor. Kesinlikle. Kesinlikle ve şömine. Tabii evin merkezinde. Evet, evin merkezinde bir de şömine var ve o da aslında salon ve mutfak bölümü aslında açık bir mekan fakat birbirinden hem seviye farkıyla hem de yönleniş açısından ikisi de iç bahçeye bakıyor fakat birbiriyle bir geçiş alanıyla bağlanmış birbirinden ayrı duruyor. Şömine oturma alanının etrafını tanımlayan bir bölümde. Onun arkasında da aslında mutfağı da biraz gizliyor. O bakımdan da değerli bir noktada. Ve dikkatimi çeken bir diğer unsur, çok az sağır duvar var bu evde. Doğrudur. Çünkü biraz önce hocamın da bahsettiği gibi, yani mekanlar sürekli birbirine akıyor aslında. Kapalılık evet. Yok. Birbirinden
tamamen ayrılmış mekanda karakter olarak her mekanın kendi karakteri var. Açık mekanda fakat birbirinden ayrılmış. Yani duvar dokusuyla, zeminle, yüzeylerdeki boşluklarla olabilir, tavan yüksekliğiyle, tavan rengiyle, duvar rengiyle birbirinden. Ki bunlar hani modern mimarinin çok güzel soyut unsurlarıdır. Kesinlikle. Evet. Modern diyoruz fakat bina içerisinde çok değerli bir sütun var, evet, ahşap. Evet, yani eskiden onu da Okan Bey'den öğrendik. 1800'lü yıllardaki bir Kıbrıs evinden aslında taşındı. Ev yıkıldığını biliyoruz. Dolayısıyla o elemanı da burada aslında hayat bulmuş. Değerlendirmek burada, evet, hayat mümkün bulmuş. Oldu. Evet, evet. Yani eskiden merteklerin üzerine İkincil merteklerin üzerine ondan destek aldığı ana merteğin taşıyıcısıydı. Fakat daha sonra hani kemerli yapılar yapılmaya başlandığında mertekler kemerin üzerine yerleştiği için bunlara ihtiyaç kalmadı aslında. Yani o örneklere ihtiyaç kalmadı ve öyle bir eleman da bu evde hayat buldu. Evet. Bu evden öğrenilecek çok şey var. Bu evden gerçekten öğrenilecek çok şey var. Evet. Çok keyifli bir evdir. Yani sosyal olarak da yani misafir ağırlama alanları olarak da özel mahrem alanlar olarak da mahrem alanların da aslında birbirinden ayrılmasıyla çünkü bir ana yani ebeveyn yatak odası bir kanatta, diğer odalar öbür kanattadır. Hani orada da bir ayrışma söz konusudur ve çok iyi bir şekilde bir araya getirilmişler. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. We'll be right back.